Tamam, Evet, teşekkürler recording. Ece. İzin verdim sanırım. Oldu. Evet, oldu. Başlayabiliriz. Harika, 4 kişiyiz. Harika, güzel. Geçen haftayı tekrar edelim mi, yoksa bugün sadece renkler sayılardan mı devam edelim? Nasıl yapalım? Tekrar edelim. Quiz yapın. Efendim? Quiz Ben yapalım. tekrardan yanayım. Tamam. Yapalım mı kızlar hep beraber? Şöyle, şöyle. Ne yapmışız geçen hafta? Sorun bize hocam. Quiz yapın. Aynen, size sorayım ben. Harika. Tamam. Ben çalışmadım. Ben renklere Tekrar olur. Hepimize tekrar olur. Hepimiz için. Alfabeden başlayalım o zaman. Ya da alfabe biliyorsunuzdur. Aileden başlayalım. Aile ve çevresi. Aylar, günler, sonra renkler, şeylerden devam edelim. Ceylan'a sor sen. Bana mı? Abi. Abi. Abi hatırlıyor muyuz? Abi. Abi şöyle miydi? İçe Yoksa doğru. şöyle mi? Evet. Evet, İçe içe doğru doğru mu? abi. İçe Böyle doğru. tek da baba. Ha, çekiyoruz. Tamam. Tamam, baba, abi, Abi. abla yukarı doğru. Evet. Kadın. Anne ya da anne. Evet. Evet. Harika. Yalnız Kadın. babayı Anne, yaptık anne. mı? Babayı ben Evet, geçen hatırlamıyorum. hafta yapmamışız. Ben de kayıtta fark ettim onu. Baba. 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 Tamam. Cins Abi. olarak abi içe doğru. Böyle C Abi. şeklinde. Baba böyle. Abla böyle. Kadın da Tamam. böyle cinsiyet olarak. Kız, kadın. Bu da erkekti ya. Erkek Erkek. cinsiyet olarak. Akrabayı yakın çevremiz olarak şu işaretle anlatmıştım, yakın çevre. Sürekli olan insanlar. Amcayı çeneden Amca. düşün. Aa, çeneden miydi? Ben burundan düşürüyorum. Şöyle dayı, şöyle O burnunu. dayı. Dayı. Tamam. Çeneden şöyle düşürüyorum. Amca. Amca, dayı. Dayı burundan düşürüyorum. Dayı. Anneanne. Annemin, işte anne. Bu tek başına nene anlamına geliyor. Anneyle birleştiriyorum. Evet, anneanne. 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 Bekar. Bir alnıma, bir göğsüme. Bekar. Dayı söyledim. Dede şu. Sakal. Dede. Tam buraya oturtuyorum. Dede. Açacağım. Arkadaş. Efendim? Açacağım ama parmaklarımı. Sallamayacağım, değil mi? Yok, sallayacağız. Sakal gibi. Dede. Sakal. Dede. İhtiyar, dede, yaşlı. Hepsi. Arkadaş. Arkadaş. Birisi. Dost. Ahmet. Dost neydi herhalde. Evet, arkadaş, dost. Devam edeyim, dost. Enişte. Evet, enişte. Enişte, eş. Evli, eş. Anlamına geliyor. Gelin, duvak çiziyorum. Bir, iki. Yani şöyle duvamı gösteriyorum. İki türlüsü de var. Damat, evet. D harfi artı papyon çiziyorum. Harika Zeynep. Hala, hala şöyle göster. Allah. Teyze demeyeyim Oluyor muyum ben? sanırım. Yani böyle hareketli, sabit kalmıyor. Sabit kalınca başka anlamı oluyor. Öyle oluyor, Anladım. koyun sanırım. Kardeş. Yani. Kardeş. Bu tek başına misafirdi. Şöyle tekrar hatırlatayım. Misafir. Böyle kardeş. Komşu Zeynep, bu arada geçen haftaki videoda izledim. Sen doğru söylemişsin, beni düzeltmişsin ama ben anlamamışım. Şimdi komşu şöyleydi ya, ya iki tane ev yan yana ya da komşu artı şu yanımda işaretiydi ya, yanımda. Komşu bu, ben şöyle yapmışım oraya. Bu normalde çocuk anlamına geliyor. Evet. Sen doğru söylemişsin. Teşekkür Yani. ederim Zeynep'ciğim. Geç de olsa. Komşu birinci işaret, şu parmağım şu ya. Bu normalde tek başına yanımda anlamına geliyor. Komşu. Ya böyle ya da bir ev, iki ev. Komşu. Kuzen. Şöyle. Şöyle kuzen. Kuzenim.
gibi. Misafiri söyledim. Nereyi söyledim? Nişanlı. Yüzük olan parmak hangisiyse. Yüzük takılan bilmiyorum. Nişanlı. Nişanlı. Teyze. Bu iki parmak. Üvey. Pardon. Üvey. Üvey. Ailede notlarım bu kadarmış. Efendim? Enişte. Hah, enişte evet. Enişte tek, teyze çift parmak. Baldız ne? Baldız hiç bilmiyorum. O biz sadece Türklerde olabilir. Olabilir kardeş. Kız şöyle olabilir. Kız kardeş. Ya da şöyle olabilir. Eşimin kız kardeşi. Evet. Harika. Yönlendirmeyle, şeyle, mimikle çözeceğiz bu işi. Harikasın Zeynep. Aylara geçiyorum. Tek başına ay, aylar işareti, ay. Ocak neydi? Evet. Ocak. Şubat, bu da var. Şöyle de yapabilirsiniz. Şubat. Şey harfi vardı ya alfabede. Şubat. Mart şöyle de oluyor. Şöyle de oluyor. Mart. Nisan neydi? Hatırlıyor musunuz? Nisan. Mayıs. Haziran böyle de. Böyle de. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Temmuz. Temmuz. Zor, mecbur. Tek başına. Şöyle pıt pıt yapmadan tek başına. Zor ve mecbur anlamına geliyor. Böyle Temmuz, taksi. Evet biraz sonra şeyde renklerde de bir renk. Göstereceğim onu orada. Turuncu. Evet. Harikasın. Nereden bildin kız? Hep T yapıyoruz. Temmuz, taksi. Turuncunun şey bir tane daha böyleydi. Turuncu şöyleydi. Hem portakal hem anlamına geliyor. Turuncu. Ne anlattım? Ağustos. Temmuz'dan sonra Ağustos. Şöyle. Gri renklerden de gri. Ağustos. Eylül. Ekim ya böyle ya da şöyle. Çenemin altında. Çenemin üstünde olursa şu benzer anlamına geliyor. Ekim. Kasım. Şu parmak ne çok işareti var. Kasım. Tam şakakta. Kasım. Aralık. Aralık. Pazartesi. Günler. Günler. Şurada... Böyle? Efendim? Bugün. Çekiyorduk evet. Böyle geçen ders. Ha çekiyoruz, çekiyoruz. Böyle de olur, şöyle de olur. Aralık. Ha tamam. Bir nevi vurgu değil mi bu? Yani çekmede evet. Bu da vurgu. Evet, cümlenin gidişatına göre de belirtmiş olursun. Günler. Hangi, bu normalde sayı, hangi sayı, hangi gün, hangi gün mesela. Gün. Tek başına gün anlamına geliyor bu işaret. Gün. Günler. Pazartesi biliyoruz. Ocağa benziyor biraz. Şöyle. Saz mı çalıyorduk ya? Evet, ocak bu. Şu da omuzda tutarsak istemek. İstemek aldım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Gibi istemek. Salı, evet salı. Harika. Perşembe. Çarşamba. Perşembe. Evet. Cuma. Mübarek, evet. Cumartesi. Evet. Pazar. Evet, harika, harika. Harikasınız. Renklere geçiyorum. Siyahı herkes biliyor ilk dersten beri. Tekrar hatırlatayım. Bu akşamdan siyah, kara. Kara. Beyaz. Ya dişimi gösteriyorum ya da beyaz. İki anlam, iki işaret var. Beyaz ya da beyaz. Kırmızı. Dudağımı gösteriyorum. Dudağa baskı. Kırmızı. Ha. Kırmızı. Şöyle. Eller şöyle. Yeşil. Şöyle. Göz izi aslında. Yeşil. Yeşil. Eller şöyle. Bu da mavi. Mavi. Yeşil ile mavi karıştırılıyor genelde. Parmaklarım kapalı. Şöyle oya gibi. Bu yeşil. Aziz Allah. Açık hali de mavi.
Turuncu birinci bu. Portakal anlamına da geliyor aynı zamanda. Portakalı sormak gibi düşün. Antalya şehirlerden de Antalya. Ve renklerden turuncu. Birçok anlamı var bir işareti. Şöyle. Zaten portakal soymaya çok benziyor. Evet. Bir işareti portakal. Evet. Elma mesela bu. Portakal bu. Farklı. Elma bir Amasya'da aynı anlamda. Amasya anlamına da geliyordu galiba. Şehirlerle meyveler çok karışık. Gri. En son bunu söylemiştim. Gri Ağustos'ta. Gri. En sevdiğim renklerden. Lacivert. Bu da her şeye geliyor mu? Evet. Oval. Lacivert. Tek başına lazım. Böyle lacivert. Mor. Burundan böyle bir yaylıymış gibi. Mor. Şöyle. Mor. Şunu bir kere döndürüyorum. Burundan geldi. Mor. Her yerden mor. Kulağıma geçiriyorum şu rakım şekli. Bu da neydi? Bordo. Asıyorum. V artı böyle yaparsak vişne oluyor. Tek başına sadece kulağa asarsam bordo. Şunu kulağım gözüküyor mu? Mavi ile kırmızı böyle. Maviyi karıştırmış bununla. Bunu yapmış. Bordo öyle oluyor. Evet. Ama mavi buydu. Mavi gözlerden. Mavi, bu da kırmızı. Mavi. Al sana bordo astım. Yeşil, kırmızı. Bordo bu. 5. Şöyle aşağı doğru çekiyorum. 5. Ha, bu rengi de severim. Yukarıdan böyle başlarsa 5. Şu sadece dudak hizasından aşağı giderse bu da bal anlamına geliyor. Bal. Tatlı bal gibi ya da tat. Balla balla. Bu tek başına bal, yukarıdan gerisi de bej. Bej. Ten rengi bej gibi. Bordo, vişne, mavi. Evet. Evet. Kahve. Evet, pembe geleceğim. Pembe. Allık. Ha, allık gibi. Pembe. Sarı. Sarının iki tane işareti var. Bir sarı konuşabilmekle aynı. Sarı alt dudağı bir sarı. İkincisi de şehir şehir yöre yöre değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle geriye doğru sarı. Dakikanın geriye gitmiş hali gibi. Sarı ya da sarı. Sarı. Bu açık. Mesela açık kırmızı ya da açık mavi gibi. Açık. Bu da kapalı. Koyu yani. Koyu renk. İşte koyu kırmızı. Koyu yeşil. Mavi. Koyu yeşil gibi. Koyu. Normalde içine sıkıntı mıydı bunun? Bir anlamı daha var. Sıkıntı bu. Küsmek buydu. Pardon karıştırdım. Kapanmak. İçine kapanmak. Gibi anlamı var. Bu koyu renk. Renkler böyleydi. Geliyoruz sayılara. Açık. Harika bir yere geldik. Açık. Sayılar. Sayı. Sayılar. Birden beşe kadar normal. Bir, iki, üç, dört, beş. Buraya kadar şey normal. Altı, baş parmağım. Aa. Altı, yedi, aşağıdan yukarı doğru yedi. Sekiz, bu bordo da var ya, sekiz. Bu da dokuz. Altı da baş parmak, dokuz da işaret parmağı. 9. Sonra pardon. En son ne dedim? 9. 10. 10. Zeynep. 10. 1. 10. Hayır böyle. 10. Bu. 11. 12. 13. 14, 15'te şuraya geliyorum. Orta parmakla işaret baş parmağım 15. Hmm. 15. Niye böyle marjinal gitmişler bu sefer? Ya çok değişik yöresel farklılıklar var. Mesela bazı derneklerde şöyle yapıyor. 16, 17,
18, 19 diyor. Mesela dernek dernek göre göre değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Bu en basit hali diye söyledim ama çok zor mu geldi? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 orta var. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. Ha 20. İşte 21, 22, 23 diye devam ediyor. 20, 30, işte 30, bir dakika, 34, 35 diye devam ediyor. 40, 50, sonra 60 şöyle, 60, 70. şöyle hani var da şöyle 70 70 direkt sıfıra bağlıyorum. 70 ya da 72 pardon. 50'den, 50'den sonrasını artık sıfırla yapıyoruz. Evet evet. En başta 6 7 8 vardı ya. Onun yanına sıfır ekliyorum. Hı hı. 60'tan 100'e kadar da normal. İşte 60 70 80, 90, 100. 100. 200, 300, 400, 500. Yani şöyle mesela 251 gibi. Tek tek gitmedi. 251. Çok karıştı mı? Karışsın istemem. 251. Evet. Ya. Oldu mu? Oturmuyor yer var mı? Ya. 60'tan sonrasına devam edeyim mi? Yoksa 100'den devam edeyim mi? Nasıl gideyim? Karıştı mı? Zeynep, siz az önce 50 yaparken 0'da mı yaptınız? Ha. 50 de böyle evet pardon. 50 böyle evet. 60. 60 bir dakika. 200'den sonra 500 gibi bir şey düşünmez herhalde. Hani en ha, böyle ben örnek olsun diye söyledim. İşte 200 300 400 500 diye. Örnek olsun diye söyledim. 500. 500'e kadar yine diğer 500 gibi normal 500. Sonra 600 diye hani hep 6'dan sonra değişiyor ya rakamlar. 6 şöyle diye 600. Doğru. 700. L çiziyorum gibi düşünün. Hmm. 600 çok estetik. 700, yani. 800, 900, şu da 1000. 1000. Mesela 1991 yazacağım. 1991. Yan yana çiziyorum. Yan yana şöyle çevireyim. Yapayım mı? Yap bakalım. 1900. Yan yana da yazabilirsin. 3. Hı, güzel. Öyle. Yan yana. 1000. 1000. Şu 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Apşuracağım. Bir dakika. Allah gitti. Apşuramadım. Şu milyon. Normalde iyiyim ya tek başına. İyiyim ya pardon. İyiyim ya şöyle. Şuradan olursak milyon. Milyar. Bu da trilyon. Taksi, Temmuz, trilyon. Tek başına mecbur, zor. gibi anlamları var. Bir kere tekrar edeyim mi en baştan? Yedi, sekiz, dokuz, on neydi? Çabuk yardım. On. On. Sakın lan
Sakınla aynı. Sakın 11, var. 14. 15. Evet. 16. 16. 17. 18. Evet. 19. 20. Kaç kaç yaşındasın? Mesela kaç yaş bu? Bunu söylemiş miydi bilmiyorum, yaş. Sence anlamına da geliyor aynı zamanda. Şöyle suratımla mimiklerimle düzeltirsem sence anlamına da geliyor ama şu kaç yaşındasın? 28 gibi. 20 Türkiye Cumhuriyeti. Nerede? Ayla. Nerede bu hangi ay diyorum? Böyle. Hangi? Yine bu. Hangi ay? Kasım. Kasım 8. Yay mı akrep mi? Akrep. Hiç. Hiç bu anlama geliyor. Tek başına hiç anlamına geliyor. Bir cümlenin yanında da olumsuzluk eki veriyor. Hiç sevilmeyen. Ay. Akrep burçları sevmiyor, o yüzden söyledim. Sevmek bu. Bunu en başta söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Sevmek tek başına. Bu sevgili de şu. Çarpı yapıyorum. Sevgili. Sevmek. Bu da uyumak. Uyumak. Ben onu uyarım. Uyumak. Şöyle birleştiriyorum. Burundan. Şu şöyle yaparsam inat. İnat. Abi. R artı tutmak yaparsam randevu. Pardon, R için P yapıp R artı tutmak randevum var bugün gibi. Otobüs aklıma gelmişken şöyle söyleyeyim. Rakamları tekrar edeyim mi tekrar? Bugün sadece rakamlarla renkleri söyleyecektim. Kaçı tekrar söyler misin? Kaç. Kaçı? Soru olarak kaç? Kaç. Kaç. Şu elimi şuradan açıyorum. Kaç. Ha, buydu. Kaç? 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 Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Şöyle. Kaç? Yaş, çene. Yaş burası. Kaç yaşındasın? Yaşındasın şöyle. Ha, böyle. Tamam. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Ha, direkt şu da olabilir. Tek başına mimiklerimle şöyle gibi. Derneklerde işitme engelliler o kadar hızlı konuşuyor ki biz kelime kelime tercüme yapıyoruz ama oraya gidince kalıyor böyle. Çok hızlılar. İnanılmaz. Kendi aralarında çok hızlı konuştukları için öyle kalıyor. En baştan sayılardan, renklerden başlayayım mı? Yoksa kelime kelime birkaç tane öğreteyim mi? Bugün sadece renkler ve sayıları anlatacaktım. Çok karışık çünkü sayılar diye. Hangi rengi seviyorsun mesela? Sen şöyle yaparım. Sen kelime kelime ben de hangi renk neydi ya? Renk. Rengi unuttum. Renk. Hangi renk? Ya da şöyle sorarım. İşte kırmızıyı sever misin? Kırmızı. Hocam. Normalde dudak kelimelerde oynatıyoruz ya mimiklerde. En baştaki derste söylemiştim. İşaret dili kurallarında ikincisi dudak diye. Kırmızı da dudak oynatmıyoruz o yüzden. Kırmızı. Dudak üzerinde olacak. Hocam severim. Severim ne demek? Severim nasıl? Mesela ben... Mavi severim. Böyle ben mavi. Ben mavi seviyorum. Severim. Ha, severim böyle. Tamam. Tek çizgi. Değil mi ben? Mavi. Efendim bakayım. Ben. Maviyi severim. Çok severim. Çok. Ben karayı çok severim. Çok nasıl yaptın? Ben yeşili. Çok nasıl? Çok. 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 Evim yeşil. Harika. Çok güzel. Zeynep sarıyı seviyor. Sarı. Sarıyla sarı. Konuşamadım. Sarıyı seviyor. Sevmek buydu, istemek buydu. Biraz aklım karışık bugün de. O yüzden kelimeleri, şeyleri sorusunu unuttum. Başka var mıydı? Kıza takılan sayıları tekrar edeyim mi? Ahmet sen sonradan geldin. Renklerini tamamını duydun mu? Renkleri mi? Evet hocam. Renkleri katıldım evet. Harika tamam. Renkleri katıldım. Ben galiba renklerin hepsini hatırlamıyorum şu anda.
Şey yapayım mı en baştan? Kara, beyaz. Kara, beyaz. Beyaz bir de şuydu ikinci işareti. Beyaz. Kırmızı. Kırmızı. Parmak şöyle. Yeşil. Oy örer gibi yeşil. Göz hizası. Parmaklar şöyle. Mavi. 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 Beş. Turuncu. Portakal. Turuncu. Turuncu. Gri. 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 Lacivert. Lacivert. Kahverengi söylemedik. Kahverengi şu. Toprakla aynı. Toprak anlamına da geliyor. Hakim yani. Moru söyledim mi? Lacivert. Mor. Burun şöyle. Mor. Bir kere şurada yaylanmış gibi. Mor. M harfi aslında. Yandan M harfi gibi düşün. Şöyle. Mor. Okey. Evet. Çok mantıklı. Mor. Şu bordo. Bordo. Kulağıma taktım. Bordo. Beş. Pembe. Pembe. Sarı. Alt dudağa doğru. Sarı. Ya da sarı. Dakikanın gerisi. Dakika buydu ya. Sarmak. Sarı. Efendim? Ya geri sarmakla mı alakalı diye diyecektim ama. Geri şöyle. Yani Türkçe dil bilgisini getirmesinler. Sarının kökü sarmak değil. Onu biliyorum. İyidir. Dil bilgim. Değil değil. Şimdi YouTube'a çıkacak rezil olmaya. Alakalı. Bu da vişne hocam. V artı bordo. Evet harikasın Zeynep. V... Teşekkür ediyorum. Bordo. V'yi böyle gösteriyoruz. Vişne olmak. Efendim? Önce V'yi böyle gösterip sonra mı bunu yapıyoruz? Evet. Evet. Bu vişne oluyor. Öteki türlü bordo. Tamam. Evet ikisi vişne oluyor. Pardon bu tek başına bordo. Bordo. V artı bu işareti yaparsan vişne. Tamam güzel. Vişne rengi. Bir dakika bu şey mi? Renk değil mi? Bordo tek bak şu tek başına bordo. Kulağıma takıyorum. Okey. Hani vişne çürü rengi zannediyorum ben bunu. O, işte vişne rengi, vişne çürü. Tek başına ha, vişne. Oluyor, tamam okey tamam. Renk, nerede bahsettiğinle alakalı cümlenin girişatı. Tamam. Konu tamam. Neyin üzerindeyse. Vişneyi de kiraz gibi hani küpe yapıyoruz ya. Evet. Açık renk yani açık koyu. 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 Açık renk, koyu renk. Açık, koyu. Tamam mı? Sayıları tekrar etmiştik. Bir daha isterseniz edebilirim. En başta kelimelerden hiç oralara gitmiyorum. Bugün dersi zaten kısa tutacaktım. Bu kadarla devam kalsın isterseniz. Haftaya da isterseniz dini kavramları, gündelik konuşmayı falan öğretebilirim. Oralara gelebiliriz. Edebi dillere zaman geçeceğiz hocam. Nereye? Edebi dile ne zaman geçeceğiz? Edebi dil. Günlük konuşma diline. O da önemli. Edebi. Tamam. Official. Yarın, yarın da dersimiz var. Yarın unuttum birden. Yarın size dini kavramlarla günlük konuşma verebilirim. Ya da sadece günlük konuşmayı, kelimeleri. Oradan devam edebiliriz. Nasıl isterseniz. Yarın. Yine bir saat olacak yarın. Bugün sadece kısa tuttum. Çünkü rakamlar biraz... Aklınızı karıştırabilir. Binden sonrası altıdan. Şunları bilseniz temeli oturtursunuz. 6, 7, şöyle aşağıdan. 7, 8, 9. Şu 9, şu 6. 10. Evet 6. Bu 9. Evet 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15 yüzük parmağı. Şöyle tık, iki kere şöyle bir attırın tık. 5. 6. Evet. 7. 7. 10. 8. 10. Evet. 9. 9. 20. Evet. Kaç yaşınız? Direkt söylüyorum. Zeynep kaç yaşınız? Aha. 27. Harika. Ceylan Hanım kaç yaşındasın? Ben 26 yaşındayım. Nasıl diyeceğim?
Yaş. Yaşındayım. Füsun, şöyle bak Füsun Hanım, kaç yaşındasın? Ben 5 böyle miydi? 5 böyle mi? Evet 5. 2. Ne? Şaka. Gerçek böyle Füsun Hanım. Yanlış oldu o bence böyle. Yanlış mı oldu? Doğru mu? 50, gerçek mi? Doğru mu? Doğru şu. Doğru. Doğru mu? Doğru. 50 mi? 50 yaşındayım. Ya ben rakamları yanlış öğrettiğimi düşündüm şu an. Gerçekten. Ben de öyle düşündüm. Tersten mi yapıyor acaba? Ay, hiç maşallah. Gerçekten maşallah. Güzel, güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür. Harika. Ya çok şoktayım şu anda. Ahmet, Ahmet kaç yaşındasın? Kaç? Zeynep'le aynı. Zeynep gibi. Aynı bu. Aynı şu. Aa. Ama böyle yapmasın. Gibi. Böyle gibi değil miydi? Gibi ben orada aralık yaptığını zannettim. Çevrede gibi. Şurada. Gibi ha evet pardon gibi. Bir de dudak hareketi önemli. Dudak konuşsaydı. Evet dudak. İkinci dudak böyle yapması lazım değil mi? Hani Zeynep gibi hani oradan. Evet Zeynep'le aynı olabilir. Şöyle olabilir. Zeynep'le aynı yaştayım. Okey. Zeynep'le aynı. Bu birliktelik beraberlik alın. Birlikte ya da birlikte. Birlikte. İki işareti var. Zeynep'le birlikte gideceğiz İstanbul'a. Birliktelik, beraberlik anlamına geliyor şu. Birlikte. Annemle birlikte. Neydi? Şu vardı evlilik, eş anlamında. Şu tek şu işaretleri hangisi onu anlamadım ama şu var onunla mı karıştıracağım? Şu değişim, değiştirmek. Sanki değişmem. Ha bu beraber işte birlikte konuşmak. Şu var acaba onunla mı karıştıracağım? Birlikte konuşmak. Sohbet. Bu sohbet, evet sohbet evet. Ve gürültü de anlamına geliyor. Ses ve gürültü. Gürültü. Şöyle. Gürültü. Yorucu. Yorgun. Şu da. Parmaklar. Her yerde ses var mesela. Her yerde bu. Yer, mekan, ellerim C şeklinde. Şöyle. Neredesin? Neresi? Nerede? Gibi. Şöyle. Her yerde gürültü var. Güzel yaşa. Teşekkür. Var. Oldu mu? Yer. Mesela evdeyim. Hastanedeyim gibi. Hastane nasıl hocam? Şu gözüküyor mu? Şu hastane. Hastane. Yerinden bahsediyorum. Hastane. Şu neredesin? Anlamına göre. Neredesin? Neredesin? Kaç saattir? Kaç saattir? Neredesin? Çok yaşa söyleniyor Ayşe. Çok yaşa. Şöyle sanırım. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam. O da aynı. Çok yaşa. Ya da şöyle de var. Bak şöyle bir bu. Şöyle iki elle açıyoruz. Ya da açmadan. Güzel yaşa. Bu güzelmiş. Ya da şöyle mutlu yaşa. Bu tek başına yaşamak anlamına geliyor. Hayat, yaşamak gibi anlamına geliyor. Şöyle. Gövdeme yakın. Yaşamak. Geriye doğru şöyle. Hayat, yaşamak. Şu duygu, his anlamına geliyor. Bu bilekten omuza kadar götürüyorum. His, duygu, düşünce, duygularım, hislerim, hayat. Şu umursamak, umursamamak pardon, umursamamak. Şöyle. Anladım. Evet, şu tek başına düşman anlamına geliyor. Düşman. Şu yardım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Yardım. Olmak bu muydu hocam? Olmak evet. Olmak bu da tek başına bilmek anlamına geliyor. Bilirim, bilmek, biliyorum.
Şöyle parmaklarım açık, çeneme vuruyorum. Biliyorum. Bilmek. Olabilirim. Birleştirdim. Dolmak. Doldu. Şu aklıma gelen kelimeleri söyledim. Bugün bunları söylemiş, hayal etmemiştim ama. Burama dolmak. Kadar geldim. Burama kadar, şöyle pardon, kadar geldi. Artık yeter. Yeter. Gibi. Ahmet sen misin? Efendim hocam. Nasılsın Ahmet, iyi misin? Ahmet nasılsın bugün? İyisin. Güzel gözüküyorsun. Ama dudakların kapalı olmayacak Ahmet. Evet Ahmet, mimiklerimizle. Mimik, dudak, yönlendirme, hız ve işaret. Efendim? Ben dedim ya ben çok böyleydi. Çok. Ha çok. İyiyim. Ha şimdi oldu, tamam. Çok iyiyim. Tamam. Ama biraz da önce your mouth was closed, not open. You are not talking. Ha okay. Yes. Şu an duyabiliyorsunuz ha. Duymak, işitmek. İşitme engelli değil de böyle kendi aranızda söyleriz. İşitmek, duymak, anlamak. Anlamadım, anla. Şöyle kulak hizasında işitmek, duymak. Duyuyor musunuz? Mesela duyuyor musunuz? Duyuyor. Anlıyor musunuz beni? Böyle mi olacak soru işareti? Soru işareti, evet. Soru işareti ya çizeceğim ya da suratımla vereceğim onu. Duyuyor musun? Mimiklerimle vermem lazım. Çünkü genelde dudak okudukları için. Duyuyor musun beni? Anlıyor musun beni? Ya da anlıyor musun beni? Soru işareti. Şöyle. Çizdim. Beni anlıyor musun beni? Yani beni sona gelse soru işareti ortada oluyor mu? Olur. Anlıyor musun? Ya yani şöyle söyleyebilir. Beni anlıyor musun? Beni ya da onu, o bu da tek başına kişi demek. Şöyle kişi, şurayı gösteriyorsam o kişi, oradaki bir insanla bahsediyorsam onu, anladın mı? Şöyle yapan da var, şu hani adam demek ya, şu şöyle o adamı direkt... Anladın mı? O adamı, evet, anladın. Benim, harika, evet, o adamı. Kadın cinsiyetten bahsediyorum. Anladın bu mı? Kadını anladın mı? Evet. Zeynep. Çok konuşuyor. Evet, gürültü var. Çok. Evet, gürültü var. Çok. Bence sanıyorum ki. Sanıyorum. Evet. Devamı var mı cümlenin? Yani ne diyebilirim? Bence gitmemiz lazım. Ne bileyim, bilmiyorum. Evet. Hava sıcak sandım. Hava nasıl? Hava. Bu sıcak, hava bu. Hava. Hava, sıcak. Bu sıcak, ısı, sıcaklık. Sıcaklık. Tamam. Sıcak, of. Sandım. Sandım. Yağmur, yıldız. Güneş. Güneş. Sabahla aynı. Ha, sunrise aynı, evet. Akşamdı ya bu. Akşam, sabah. Bugün bunlık bu kadar olsun kızlar. Saat 6:30 olmuş zaten. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Gayet güzeldi. Verimliydi. Haydi. Şu anlatmak mı? Öğretmek. Öğretmek. Bin böyle miydi hocam? Güzel anlattın. Sen? Teşekkür ederim. Güzel anlattın. Teşekkür ederim. Evet, öğrettin de olabilir. Öğrettin mi? Sen? Sen? Çok. Bu oldu dakika. Çok. Güzel. Güzel. Yok hayır, bu teşekkür. Anlattın da olabilir. Şöyle de olabilir. Anlattın, konuştun, konuştun, anlattın, öğrettin. Öğrettim. Olabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Her zaman anlatabilirim. Teşekkürler. O zaman şöyle görüşürüz.
Görüşürüz. Kendinize. Evet, yarın. Yarın. Görüşürüz. Kendinize iyi. Bakın. Bakın. Allah'a şu emanet ediyorum. Tek başına yani şöyle de olabilir ama o cümle içinde kullandığım için tekrar bunu böyle çizmiyorum. Allah'a emanet olun. Ya bu E harfi aslında emanet olun. Bir kalıp ya, kalıp cümle ya, Allah'a emanet olun. Tekrar çizmiyorum orada E diye. Allah'a emanet. Şöyle, Allah'tan sonra Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hepiniz. Siz de. Siz de. Nasıl yapacağım onu? Göstererek siz de. Siz de. Teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman. Sorularınız olsa yine yazarsanız WhatsApp'tan, dönüş yaparım hepinize. İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, harika bir soru. İyi akşamlar. Böyle mi? Şöyle akşam şu geceye kalıyor biraz. Gece, karanlık, tek başına karanlık anlamına geliyor ya, daha koyu gece anlamına geliyor. İyi geceler olabilir. Şu gece, akşam. Herkese iyi akşamlar. Ya harika. Harika. Harikasınız. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.